8 Ekim 1912'de başlayıp 10 Ağustos 1913'te sona eren Balkan Savaşı neticesinde Rumeli kaybedilmişti. Balkanlarda yaklaşık bir yıl süren savaşın sonunda bölgede yaşayan 632 bin Türk ve Müslüman ya oturdukları şehirlerde, kasabalarda ve köylerde katledilmiş ya da savaş sırasında baskınlarda hayatlarını kaybetmişlerdir. Ayrıca tecavüz, açlık, hastalık ve soğuk gibi nedenlerle de birçok insan yaşamını yitirmiştir. 450 bin kadar insansa Trakya ve Anadolu'ya zorunlu olarak göç ettirilmiştir. Bu olaylar Balkan Savaşı sırasında yaşanan insan hakları ihlallerinin bir parçasıdır. Rusya'nın Boğazlar'da üstünlüğü ele geçirme hedefiyle Balkan devletlerinin birliğini desteklemesi, Bulgaristan'ın Berlin Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'ne bırakılmış Doğu Rumeli'yi ilhakından sonra gözünü Makedonya'ya çevirmesi ve Rusya'nın Makedonya'yı paylaşmak için Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan'ı bir araya getirip Osmanlı'ya karşı birleştirmesi gibi nedenlerle Balkan Savaşları'nın zemini hazırlanmıştı. Bu milletler 1912-1913 Balkan Savaşı öncesinde hedeflerini yıllarca sürdürmüşler, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın kendi çıkarları doğrultusundaki teşvikleriyle bu amaçlarına ulaşmayı planlamışlardı. Balkan hükümetleri Osmanlı hükümetine verdikleri bir notayla savaş kararlarını açıklamışlardı. Osmanlı Devleti ise ordunun Balkanlardaki kötü durumuna rağmen kamuoyundan baskı görüyordu. 8 Ekim 1912'de Karadağ, Osmanlı Devleti'ne karşı savaş ilan etmiş ve Kuzey Arnavutluk ve Yeni Pazar Sancağı'na girerek savaşı başlatmıştı. Bunun hemen ardından müttefikleri de Bağbali'ye birer ultimatom göndererek geri kalan Avrupa vilayetlerinin özerkliklerini istemişler, sınırları etnik çizgilere göre yeniden çizmişlerdi. Karadağ, İşkodra önlerine kadar ilerlemiş, büyük kayıplar vermesine rağmen 10 Nisan 1913'te İşkodra Kalesi'ni ve şehri ele geçirmişti. Osmanlı İmparatorluğu, Balkan Savaşları'nda büyük toprak kayıpları yaşadı ve Balkanlardaki egemenliğini büyük ölçüde kaybetti. Bu dönemde özellikle Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan gibi Balkan devletlerinde Türk ve Müslüman nüfuslara yönelik insanlık suçları işlendi. Bu elim hadise çeşitli şehir ve ülkelerde farklı tarihlerde anılmaktaysa da geleneksel hale gelmemiştir. Bunun istisnası olarak Edirne kuşatması sonrasında şehrin teslim olma tarihi olan 26 Mart, Balkan şehitlerini anma günü adıyla her sene düzenlenen törenlerle anılmaktadır. Balkan Savaşı'nın başlangıç günü olan 8 Ekim günü vesilesiyle bu savaşta hayatını kaybeden insanlarımızı bir kere daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz.